Günaydın. Korkuyor musun? Yani korku değil de ben hiç uyumadan geldim. Yani şu an çok değişik. Hem heyecan var. Yolda uyuruz. Hallederiz hallederiz. Merhaba. Merhaba. Kızlar hoş geldin. Günaydın. Ne haber? Kampla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım nasıl bir kamp olacak. Bizim aramızda daha önce var mı yapalım? Ben yaptım yani. Yazın bile yapmadım, kışla başladık. Evet. Ama çok özeniyordum hep. Gerçekten. İnşallah çok severim de devam ettiririm diye düşünüyorum. Kesin devam ettiririm. İnşallah. Benim galiba ilk resim. Evet. Ben de okum. Abi ne haber? İyi vallahi ya. Kafama hiç tane kullanmıyorum ben. Ya orada kulislerinizde havlunuz falan olacak. Bence bir daha böyle bir kamp yapamayacağız. Rakımız falan sonuyor. Bir daha böyle bir kamp yapamayacağız diyorum. Yaparsınız ya. Yaparız. Yani tabii gelelim de. Konforlu bir kamp. Çok yüksekten başlıyor. Evet. Yapın da. Şu ne peki? Nereye gidiyorsunuz şimdi? Kafam yok. Yardım. Kaldık. Bayağı. Son hamlesiyle. Her kamptan anlayan birisi mutlaka. Aa, bunu hiç beklemiyorum. Evet, ya. Evet, ben sadece inip kalkacak ben sandım. Ben de inip kalkacak sandım. Araba ben gidiyor. Oğlum kafa böyle gidiyor. Sen. Tüm kamp sadece izlesek ya, hiçbir evet, şey evet, yapmayayım. İnşallah böyle devam İnşallah. Aa ne güzel bir soyuyor patates. Videoda bir tek İlker abi yok değil mi? Odun toplamaya gidiyor. Biz oturup sohbet ediyoruz. Keşke İlker ayık da olsaydı. Ya işte. Ya tamam, yardım. Yardım ediyormuş gibi görünen adam. Oğlum eline yapışın lan. Fındık yiyor. Ne oluyor bu arada? Metin'in böyle işlerden anlamadığı o kadar durun, belli durun, ki. Safa gel. Yani. Şimdi hiç olmayacak. Çok çok. Oldu valla. Yaptı. Ya alkış. Biz ama böyle... Biz bilerek Murphy kanunları işlesin diye öyle konuştuk. Yes! Şimdi bunlar yolluk. Bu kampın ilk kadın misafirsiz olduğunuz için VIP bilirse siz gidiyorsunuz. Beyler benimle traktörle geliyorlar. Bu da patatesli böreğimiz. Teşekkür ederiz. Gergin misin? Yok. Böyle dedikçe bir geliyor ya. Şöhretin bedeli kampına hepiniz hoş geldiniz. Hadi yolculuklar. Hadi yolculuklar. Ha kızlar VIP minibüste gitsin. Biz hocam. Traktör ile gideriz hocam. Muhtar nerede çık muhtar? Hadi bakalım. Bismillah. Amca seni çok özledim. Ay titredim. Elektrik çarpıyor gibi oluyor. Nasıl kapatacağım? Oo. Bir daha basacaksın kapanacak. Ha, bu kadar mı? Tamam. Masaj keyfi. Kamp işinde hani ben çok böyle master olduğum için söylemiyorum da çok ilgili olduğum için söylüyorum. Hangi mevsimde, nereye, kiminle, kaç gün, yani dördü de ayrı kampları. Hiçbirbirinin aynısı değil yani. Yazın gideceksen farklı, kışın gideceksen farklı, arkadaş grubuyla farklı, manita ile farklı, iki gün farklı, beş gün farklı, dağ başı farklı, kamping farklı. Bizim bu genellikle benim yaptığım, Türkiye'de şey yok, güzel kamp alanı neredeyse hiç yok. Oo, linç geldi. Elbette çok iyi niyetli işletmeler var.
Herkes tabii ki ellerinden geleni yapıyor. Çünkü mevcut ekonomik koşullar onları da hani çok rahat bırakmıyor. Zaten neredeyse hiç yok. Var ama var. Neredeyse çok hiç yok. Çok iyi işletmeler var. Çok iyi işletmeler var işte. Parmakla sayılacak kadar. Bitirdin mi kalın çorap? Tabii. O şeyi aldım işte yanıma, Amsterdam'dan aldığımızı. Sıcacık olur bence o. Onlar şimdi arkada 3 kişi oturuyor. Aha. Erkeklik de zor be. Müşter, bir tane daha kıstırsanız size zahmet. Yanlış anlamazsanız. Ortadan mı vereyim hocam, kenardan mı? Ay yaşa, kardeşime bak be. Var mı isteyen? Abim 2 dakikaya sıcağa çıkacak. Biliyor musun? Bak 5 dakikadır bu şakayı bekletiyorum. Batu amcam, var mı sıcak böreğin? 2 dakikaya çıkacak oğlum. Allah, tablo gibi. Ha, mezarlık ya. Mezarlığa da tablo gibi demez. Mezarlık mıydı o? Şey, koyunların üstündeki mezarlık. Hayvan falan. Ya çöp bırakırsak inek gelir, köpek gelir. Kastın ayı ise... Ya şimdiye kadar... Solo kamp yaptım, çekemedim. Çünkü çok hızlıydı yani. Su samuru gördüm. Ya hiç Türkiye'de görebileceğimi düşünmezdim yani. Biz hayvan dediğimizde kedi köpekten başka bir şey bilmediğimiz için. Ben kuş da biliyorum. Ya eyvallah, sen tabii iyisin o konuda ya. Bakalım kızlar şey olacak mı? Ayşegül'ün en büyük problemi aynı kaptan yemek yemiyor. Aynı kaptan mı? Yani böyle biri yiyince yiyemiyor. Birinin elinin dokunduğu bir şeyi de yemez falan öyle. Enteresan. Tam kamp için çok uygun değil mi? Ayşegül, şunlara bak. Güzel başladık ya. Şakalarla. Birazdan bir hava geyiği yapıyorum hemen. Hayret, orada yağmur yağıyor. Bizim orası iklim olarak da, insan olarak da Karadeniz. Trabzonspor'un maçı olduğu zaman sporu tabanca seslerinden takip ediyor. Tak 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 tak. Diyorum ki 1-0. Peki şampiyonlukta ne oldu? İstanbul'da Şatış geçirdim bir hafta. Kutlamalar bitmedi. Sürekli akıllarına gelip şampiyon olduk. Gerçekten. Ulan şampiyon olduk ya. Ulan bugün ne oldu? Aa, şampiyon. Bizim muhtarımız var. Trabzonspor bayrağı yüksek gerilim hattına koymuşlar. Ya bu yukarıdan sarkıyor. Dedim ki muhtarım, bunun altına taşmaş bağlayayım. Bak atlamış yani, şey ters dönmüş. Tek akıllı benim ya. Dedi ki ya biliyorum dedi ya. Geçen düzeltirken çarpıldım, düştüm zaten. Tam bizim çiftin karşısında bir tane spor tesisi var ya. Muhtar sağ olsun onu İshaklı gençleri için yaptırdı, ettirdi vesaire. Beni aradı. Dedi ki ya İlker Bey dedi, işte kale direkleri, yedek kulübeleri, köşe gönderi, işte hakem bilmem nesi filan, bir takım demir işleri var böyle, hani olur ya. Dedi ki ya bir katkın olur mu dedi. Dedim ki ya Şeref diyorum, artık ben de İshaklılıyım. Fırat'a havale ettim işi. Dedim ki Fırat, böyle böyle bunlar yapılacak. Fırat dedi ki, muhtarı aramış. Demiş ki ya Ali Bey hazır. Bir hafta 10 gün içerisinde gelip montaj yapacaklar yani. Demiş ki ya sağ olun, Allah razı olsun demiş ya. Fırat Bey, şayet mümkünse yedek kulübeleri bordo mavi olabilir mi? Fırat beni aradı. Dedi ki abi böyle istiyorlar. Dedim ki sayın muhtarıma selam söyle. İki renk seçeneği var. Bir tanesi beyaz, diğeri de sarı lacivert. Hangisini kabul ederse beyaz teslim ettik. Sonra muhtara dedim ki bak dedim işte böyle oldu. Dedi ki boya sponsoru buldum, boyatacağım. Bizim köy okulu da, İshaklı İlkokulu da şey, bordo mavi. İshaklı Camii'ni de bordo maviye boyamak istediler. Müftülüğe başvurdular. Müftülük dedi ki saçmalamayın. Bu arada iyi Trabzonluları tenzih ediyoruz. Abi benim de Trabzonlu arkadaşlarım. Böyle diye linç yiyeceğiz ya.
Bir muhabbet edemediler. Salın ya, bu kadar dert etmeyin falan yorumları. Bu arada kızları VIP ile Ankara'ya gönderdim. Hadi rahat edin. Onlar şimdi yanımıza geliyor zannediyorlar. Timur, Murat, ben çakallarla kamp yapmıştık. Osman Gazi Köprüsü'nden geçtik ve gişedeki parayı tahmin etmiştik. 285. Ha, karavanla beraber. Evet. 385 diye. Ben 450 diyorum. O halde 384 50 dersem aşağısı bende kalıyor. Evet, nihai sonuca geliyoruz. Hadi bakalım. 380 çok dedik ya. İki plaka harbiden. Olan vay be. Az sıçtır be. 280 dedim, niye bir daha mı 380 yapıyorsun? Bedavaya köprüden geçiyorsunuz, hala bıdı bıdı yapıyorsunuz. Ya hiç sorma be. Ya çok pahalı, yok bilmem ne. Demek ki bak, beklentini yüksek tutunca iyi oluyor. Bana iyi geldi şu anda. Sizce gişe bizden kaç para alacak? 426 lira. Ben 743 lira diyorum. 362 lira diyorum ben. 672 lira. Ben değiştirebiliyor muyum? Elbette. Hayır, tek de söyledin artık. 550 diyeyim hadi ben. 360 Hilmi, 550 Safa, 549. Bakalım. Gişeden karavan dahil kaç para verecekler? İddiaları aldık. Gelince de şey diyor. Niye o kadar söylüyorsun? Neden o kadar? Bir tane yarışma için böyle ilk bölümlerde müthiş bir şeydi o. Halatla arabayı çekiyorlardı. Kim çekerse araba onun oluyordu. Tamam. Abi müthiş yarışma hani. Neyse. Böyle bir çektiler. O çekti. Ha ha diye çektiler. Sonra birisi kazandı, kaybedenler yere düştü. Maytaplar patladı, ses gürültü. Tabii mikrofon sesleri alıyor ya. Yerde kaybeden kadın şey dedi. Kazandı o**lar. Bu arada iyi o**ları diziyoruz. Elbette işini... İşini hakkıyla yapar. Bakalım kim kazanıyor? Düşünebiliyor muyuz? ₺350 mi? ₺350. Kazandım. Ulan iddiayı kaybettiğim için ucuz olduğundan sevinemedim bile şu an. Bizimkiler de kamp kurmuşlar. Sağımızdaki şey radardı. Evet, tahmin edelim cezalarını. Burada Çınarcık yazıyormuş. Termal içlik diye okudum. Oha. Termal yazıyor da baktık. Çiş ihtiyacınızı görün abi. Ya da kaka. Mikrofonlar üstümüzde, dikkat edin. Cüluk diye bir ses. Aa mikrofon gitti. Alo. Çağır. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Evet. Sağ olun. Safa, inşallah taklit yapıyorsun. Evet, ağzımdan yaptım. Onlar gelmeden yiyeyim. Abi. İyi, çok şükür. Bildiğin gibi. Siz nasılsınız? Allah'a şükür olsun. Olur ya. Abi nerede ya? Ha, camdaki kız da ya o. Şey nerede? Açın kapıyı nerede? Ha, o da Güldür Güldür'e geçti. O Güran abi. Hı. Oraya niye geçti? Baba geliyor lan. Hadi abi.
Asıl adam burada. Ne biz adam değiliz. Asıl adam burada. Asıl adam burada. Zaten bana da bütün olmayanları sordu. Hamza nerede? Evliya nerede? Üren abi nerede? Hadi bakalım. Ben sadece şeyden yapım ekibinden şu saat aralığını almak istiyorum. Safa'nın mikrofonunun ses kaydını. Tazi sesinden başka hiçbir şey duymazsın. Arkadaşlar, kalan börek vardı ya. Artık yok. Ben onu yemiş olabilirim. Selam. Selam. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapalım, inanmazsın, kampa gidiyoruz. Ay çok havalı. Evet, evet. Tatlım. İnşallah havalıdır. Aslı ben şu an Yalova'ya gidiyorum. Evet. İnanmadı kampa gittiğimize. Sen neden kampa gittiğimize inanmadın? Biz çadırda kalacağız Onurcan. Bizi bir daha göremeyebilirsin. Çok soğuk ve evet havalı. Evet bakacağız ya. Çok bakalım. Ben de ilk defa kamp yapmaya gidiyorum. Bu kamp seyahati de tam Hababam sınıfı kamptaya bir saygı duruşu yani. Ne kobası diye gelecek misin? Şey, megafonu getirdim. Gerçekten. Bu arada şey de aldık. Kızların yatağına kuru kapı ışıklı koyuyorlar. Tamam. En kötü ne olur, bir hafta hasta yatarız. Allah korusun tabii. Yani niye hasta olasın? Olmayacağım ya. Yok be. Güzel ama. Güneşli. Evet, İstanbul'dan daha güzel hava. Hep ben anlattım. Biraz da siz bahsedin kamp geçmişinizde. Ben ilk kampımı lisede, lise 3'teyken arkadaşlarımla Şile'de yaptım. Böyle bahardı, hava güzeldi. 3 gün falan kaldık. Yani tuvalet ve duş yoktu. Bayağı ormana tuvaletimizi yaptık yani. Rezillikti ama ilk deneyimimiz böyle biraz bilmeden, biraz çekerek güzel olmuştu yani. Gece yatarken çok korktuk. Sadece çünkü şey yoktu. Diğer çadırlar hani kamp alanı gibi bir yer değildi. Biraz biz kafamıza göre gittiğimiz için gece o hayvan sesleri, işte bir şey gelir mi gelmez mi korkusundan bayağı 2-3 saat uyuyamadık. Sonra ben uyudum. Ben horladığım için yine uyuyamadılar. Bu arada ben Safa ile ben çok değişik horluyoruz yani. 9 kişilik kapasite var ama kaç kişi uyur? Ben bilmiyorum. Yani ben mesela yemek yiyerek horluyorum falan yaptığım oluyor benim. Ben de lisede izciydim bu arada. Yavru kurtlarım beni. Şu sisli yere çıkacağız. Uhu. Kaçmış. Ya muhtarla konuşuyoruz, o kadar diyorum yolum kaçma ihtimali var diyor. Hiç dinlemiyorlar, ondan sonra millete burada eşimiz dostumuz geliyor ya. Onlara rezil oluyoruz ya. O atakta dedim yani muhtara, o yol dedim, hatta o uçurum dedim onun altına. O yapmıyorlar ya, ne yapalım. Çok güzel oldu. İçer Bey, geçebilecek miyiz? Dur dur, beni son kesecek. Allah korusun. Durum da şurası. Meşhur son cümleler. Beni son kesecek. Devam et. İçer Bey geçtik. Vallahi geçtik de karavan henüz geçti. Bravo. Ne deliğinden geçti. Vallahi. Çok şişir ya. Allah'ım. Allah Allah. Haydi bakalım. İşte yeni bir challenge'da. Buradan da bu odun indiriyorlar herhalde, değil mi? Bu daha zor olacak.
Başkan. Gelme başkan. Baba nasıl yapacağız ya? Hocam biraz böyle yapabilirsiniz. Hocam burada var boşluğunuz. Uçurum da şu. Bravo. Zorlu oldu ama çok güzel oldu. Bakalım bölüm canavarı ne geçmiş. Tamam biz kızları alalım abi. Ya çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş arabanın olduğu yerde karavan duracak. Arabayı da şuraya vereceğim. Burnunu böyle vereceğim. Kapaklarını açacağım. Araç üstü çadır sağda, diğer çadır solda. Yaklaşık bir buçuk saat sonra hazırız. Biz kuruluyoruz. Arkadaşların da bana yardım edeceğine inanıyoruz. Gel abicim. Bir şey yapacak abi, hareketli. Sola gir ben sağa. İlk görevim kolay geldi. İlmi tabi beleş işi buldu. Yani yaptım diye şimdi akşama kadar yatacak. Evet buyurun. Ayşe gel sandalye aç. Ayşe ne? Daha ne? Üç kişi mi? Masalarına. Haa masalarına. Açıcılar. Ayşe gül seçildi aç. En sevdiğim de sendir. Ay bunu kuracağız mı bir de? Bu... Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hocam siz onu kurana kadar bu masa bitmez. Zannediyorum ki şu şekilde...
Hadi koyacağız. Evet, burada hadi. Koyulmuşu var. Hadi yap bakalım. Yapayım mı? Yap. Ay, sen ne yapıyorsun? Ben bilmiyorum ne oldu. Bir şeyi açıyor ama. Bakalım. Bu ne ya? Ayşegül anten kurmuş şu anda. Safa onlar terse geldi. İçeri bakacak onlar. Bu bozuk olabilir. O kadar. Bunun o ne bu? Aksesuar öyle. Ne olduğunu anlamadım. Daha önce ne olmalı? buna da bir şey yapayım. Bu ne ya? Hayır ama en zoru bana denk gelmedi. Hiçbir parçası eşit de değil. İlk defa gördüğüm şey bu. Budur. İşte bu. Sandalyeymiş bu. Olmadı. Şef yaptı. Oldu işte. O senin koltuğun olsun her şey. Tek adım. Bak şunu şöyle atıp bırak, belki kendi kendine olur. Başlamaz hemen. Bayefendi kolay değil. Bayefendi orada zormuş var gibi şeyler. Tabii ki Ezgi Özyürek oğlu Sakay'a hiç yakışmıyor. İki tane çubuğu soktu diye burada. Burada bildiğin kendini kraliçe ilan etti. Ayşegül yapamadı. Ayşegül yine yapamadı. Ayşegül yapamıyor. Dik sokmaya çalışıyorum, evet böyle yapmak istiyorum ama böyleyken de bunu buna geçirmek esnek abi. Değil ya, esnek değil. Ya dur, ben bunu çıkarayım, tak. Ay bırak. Bırak kızı, bırak. Elim de üşüdü. İşte. Oğlum biz nasıl bir ekip olduk lan böyle? Ben yarı yakalar getiriyorum, alıyor, devam ediyor. Bu bozuk olabilir mi? Şu an bozuk. Hiç ipucu var mı? Bozuk bozuldu mu? Sen şimdi çok... Beni tutma. Şuradan bir şeymiş olmasın. Kameralar arasında. Ezgi'yle Ayşegül iki sandalye kurana kadar arkada çadır kuruldu. Yaşamaya başladılar. Vallahi takamıyorum. Tamam, önce çıkar. Tövbe estağfurullah. Oldu mu Mesut? Evet evet. Biraz buradan geçin. Çok zor. Gerçekten kampın ilk dakikalarında acaba diyorum hani eve gitmek istesem yalnız bir şekilde, çünkü kendi aracımla gelmedim ve zor şartlarda. Çık! Haydi. İlk birleşme çok önemli arkadaşlar. Batu. Neyi? Ucundan çeksene. Çok bak. Tamam. Şu ucundan şöyle çektir. Safa sen de şu köşe ucundan çek. Nereden? Köşe ucundan aynen kameraya doğru çek. Hocam bir çek ben ya. Safa benim götümden destek. Ya bu nasıl yapacağız? Ya bu nasıl bir istek?
Aynı şey burada da var. Bu tarafa da biraz. Bir daha yaparız. Safa, senin de hoşuna gitti. Omuz mu vereyim yoksa? Sanki sıkışmış değil de sen istiyormuşsun. Aynen. Bacağını gibi düşün. Çünkü öyle düşünmek istiyorum. Tatsız fotoğraflarda bugün. Çok iyi oldu. Aynen. Tamam. Gel. Haydi bakalım. Bir bence iki kişi buradan, iki kişi buradan. Tamam. Abi size el atsana. İzliyorsun. Ya işiniz gücünüz şey ya. Tamam şu şeyden alüminyum profilden ittirsene abi. Hadi be. Hadi çok az kaldı çocuklar. Bravo. Bakın ittirsene hocam. Biraz be. Oğlum bak. Helal. Bravo. Bravo be. Ekip be. Ekip ekip. Keşke diğerleri de el atsaydı. Gördüğünüz oradaki çabalarım olsun. Ondan sonra diğer şeylerim olsun. Batuhan yalandan oradan bir şeyler iktirdi. Aceleye gerek yok abi. Vakit bol. Sakiniz. Yani Ayşegül'le Ezgi zaten bir tane sandalyeyi zor şey yaptılar. Bu sandalyeyi onlar yapmışlar. Sallanıyor yani. Şu an şeyde bile değiliz. Metin'in de ne yaptığını gördük. Fermuar kapattı. Anneme babama buradan çok selam söylüyorum. sizleri çok özledim, çok seviyorum. Bazen zor zamanlar geçiriyoruz. Yeter. İzliyor. Şimdi burası da ısıtıcılı tek yer olduğu için karavan olarak en yüksek kapasitenin burada olması gerekiyor. O yüzden ne kadar iyi yaparsak o kadar iyi. Az daha beni oraya gönderiyorlardı. Az daha gidiyordum. Orada bakar mısınız? Ne var belli değil. Allah bilir yılan mı çıkar, ayı yavrusuyla mı karşılaşırım bilmiyorum. Niye ayı yavrusu? Ayı olsa görünür çünkü. Şimdi fermuarını yavaşça açmaya başlayalım. Güzel. İyi gidiyorsun. El değiştirin. Bak sen de çık oraya. Güzel, devam et. Şimdi hiç inme aşağıya. Şöyle bas. Lütfen devam et. Normalde sizin yaşınız ve tecrübenizdeki birisi onu tek elle, tek hamlede yapıyor olması lazım. Batu, bizi rezil etmeyin. Yok. Ben şuraya çıkayım. Merdivenle daha rahat olur. Ben de. Hazır mısın? Saat kaç? 3.10 geçiyor. Güzel. Bir 3 saat sonra kampımız hazır. Daha var mı yapacağımız bir şey? Hiçbir şey bilmiyorduk. Ve İlker Bey bizi adeta hiç gitmediğimiz, hiç bulamadığımız bir ortamın içerisine sokmuştu. Biz de merakla onun neler yapacağını bekliyorduk. Evet, taşlarla çevirerek. Hadi, hadi abi. Hadi. There once was a ship that put to sea and the name of the ship was the Bully Hearty. The winds blew hard, her bow dipped down, oh blow me, Billy Boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Arkadaşlarım kuru ot bakıyor. Bak, şurada neler çekiyorum onlar için. Hadi gene iyisiniz. Hadi Ekrem gibi. Çok yapacağım.
Hatırladığım kadarıyla iki tahtayı birbirine sürtmek yetiyor. Tail came up and caught her, all hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Bazen de oturan adama ihtiyaç var. Herkes bir işe yüklenirse oturan adamlara ihtiyaç olur. Ben vazgeçenlerden. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Hayır, böyle kopmuyor da elimle ayırıyor. Bu koptu. Soracak mı olmuyor ya? Arkadaşlar, kampa özenip de buraya gelince öyle benim gibi olursunuz, yapmayın. Ama güzel şey. Yemeğin bir hikayesi olmalı. Hikayemiz hamamam. Dolayısıyla tabii biz öyle şey değiliz ama bunun bir etli versiyonunu. Afiyet olsun Ahmet. Bakalım bu posterlerle çocuklar keyif alabilecekler. Sensin çarıktın. Sen hepiniz. Peki orada Ahmet'in okulunu tamir etmeye gidiyorlar ya. Hangi okul biliyor musunuz? Yani bir köy okulu. Ne köy? İstanbul'da bir yerde de. Saklı mı? Çekmeköy. Çekmeköy. Ha doğru. O zaman Ahmet'in dibine girip oradan bir üç dönüm kapatsan. Gençler şimdi gezmeye gitti. Mutfakta yalnızım. Bugünkü menümüzde de şahane etli bir yemek var. Etli patates. Tabii iş şakası. Hababam da müdür pinti olduğu için hababamdaki çocuklara böyle pinti yemekler yapıyordu. Bugün de gerçekten hababam gibi bir ekip. Çok güzel hareketler bunlar ekibi. Dolayısıyla ben de onlara okul müdürü gibi bir yemek yapmayı düşünüyorum. Etli derken acayip etli bir yemek olacak. Bu. Evet. Bütün patates yemeğinin içindeki et. Tabii yakında gerçekten el altından satılacak hale de gelebilir bu. Bu da çocuklara böyle bir şaka. Bu arada patates yemeği gerçekten bizde şeydir ya. Ne zaman bir patates yemeği olsa bana hep ev kokusu verir. Yani ev yemeğidir patates yemeği. Dolayısıyla sizlerin de ailelerinizle beraber yiyeceğiniz yemekler, sofralarınız bol olsun, bereketli olsun. Gerçekten ne yediğinizin bir önemi yok. Sağlıklı beslendikten sonra diyebileyim. Karnınızı doyurabildikten sonra. Kimin ne yediğiniz gerçekten çok önemli. Dünyanın en güzel yemeğini tek başınıza yeseniz ne fayda. Menüde tarhana çorbası, etli patates yemeği, pilav
ve yetiştirebilirsem hoşaf var. Bakalım inşallah yemeğimi beğenirler. O zaman başlayalım. Daha önceki şeyde, kampta sizler dediniz ki yok efendim tencereye metal kaşık koymayın diye. Şimdi tarhana çorbası yapacağım. Normalde taranayı öncesinden suda çözdürmek falan gerekiyor ama kampta bulaşık istemiyoruz. Dolayısıyla su kaynadıktan sonra yavaş yavaş atacağım şeyi, taranayı karıştıra karıştıra sırf topaklanmasın diye. İnşallah beceririm. Aman ya Rabbi, salça. Mis. Oh. Çok güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Hayır, istediği şeyleri yaptırıyor. Ha kızım, ha. Ha, aferin. Aferin size. Aferin. Çok güzel oldu. İyi karıştırdım. Yapıyoruz. Sen de. Batu ya, sen şunu tut, ben elimi süzgeç yapayım. Gel. Ha, şey. Dur bak şimdi. Aa, üzümler falan parçalandı. Yes, buyurun, kim geliyor? Evet, şimdi şöyle hocam,
Çorbayı ne yapayım? Kanal çok güzel. Güzel. Çok ulan setlerde çok alıştık böyle bize hizmet verilmesine. Nereye koyayım? Hocam bence buraya. Yiyeyim evet. Biraz daha. Pilav. Pilavı da şöyle alayım aman. Nereye? Bekle. Bekle. Bir saniye. Bir numaram var. Hiç elim değmedi. Bir dene bakayım. Hayatımda ilk defa bir cacık yaptım. Thank you. Teşekkürler. Çok ekmek. Teşekkür ederiz. Alacağım hocam. Ekmek bana da çözsene be. Tamam, tamam. Oldu mu? Oldu. Ekleyeyim biraz daha. Olur. Vereyim mi ekmek? Versene bana. Of, kokuya bak. Ay çok mutluyum. Gerçekten mi? Metin. Geldi. Şunu da bir denemeni istiyorum. Tabii ki. Oldu. Afiyet olsun. Bu dönerin üstüne tereyağı getiren hacı var ya onun gibi oldu. Şey diyordu. Ahmet sen niye yemiyorsun? Bana kalmadı hocam diyordu. Ali Kaşta Pepe de şey diyor. Aa Allah Allah o kadar geldik verdik ben yemeyeceğim tokum demedin mi? Çok güzel. Şimdi buradaki ekip hababam kadar hababam. Bugünkü menü biraz babama saygı menüsü, bir gönderme. Gel mesela normalde etti bu. Bakalım bulabilecek miyiz? Aha. Hiç tabağına et gelen var mı? Geldi. İşte tam da. Afiyet olsun. Amin. Tam da onunla ilgili. Gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin, ustalarımızın, tüm Hababam ekibinin, efendime söyleyeyim, kaybettiklerimizin ruhu şad olsun. Hayatta olanlara da Allah uzun ömür versin. Bizim için öyle güzel bir şaka oldu. Yes, aslında böyle bir şey, ne o, Ali Kırca siyaset meydanı gibi olmasın. Size anlatın nasıl geçiyor? Herkesin ilk kampı ama lisede yapılmış kamplar var, yolda konuştuk. İzcimiz var. Oymak başı olarak. Evet. Ayşegül'ün olağanüstü deneyimleri yok. Müthiş hijyen problemleri var. İlk defa duyuyorum ya. Benim de gıcık bir hastalığım var. Misofoni dedikleri. Yanımda böyle çerez yediğinde, böyle bir şey tıkırdattığında sinirleniyorum böyle çenem falan böyle gebertesim falan geliyor. Hakikaten o kadar sinirli oluyorum. Şu anda problem yok abi. Kalkıp gitsem yok. Ne gıcık mı oluyorsun? Pişti bacaklarım da. Ama senin de acayip hijyen şeylerin var. Olabilir. Olabilir. Ayşegül'ün oturduğu bir yere oturmam normal. Sevmiyorum, i̇lk, hoşlanmıyorum. İlk o... Yiyecek. Evet. Biz hep böyle şey yapıyoruz. Önce Ayşe gülüyor, biz böyle bekliyoruz.
sonra yiyoruz. Önce tabağını alıyor canım, evet. Yemesini beklemiyoruz. Evet, tabağımı alırım, sonra arkadaşlarım yiyor sağ olsun. Peki bu tavrını ne zaman koydun ilk? Ya bu tavrım, ya bilmiyorum, buraya İstanbul'a gelince aslında daha çok oldu. Nereden yani geldi? Burada Zonguldak. Aa, çünkü Zonguldak'ta hiç şöyle bir şey... Ya çünkü... Selam vermek istiyor hep buradan Zonguldak'a. Çünkü Zonguldak'taki arkadaşlarımda şöyle bir şey yoktu, atıyorum işte bir tost söyledik, hadi ben seninkinden bir tane alayım yani. Bir edep vardı ya Zonguldak'ta. Ya garip yani, evet vardı galiba. Edepsizlik olarak... Evet vardı diyor. Ya bilmiyorum, buradakiler böyle... Ya bu el mevzusu, bunu hani her yere sürüyoruz, dokunuyoruz. İstanbullulardan özür dileyeceğiz. O yüzden bu el olayı biraz canımı sıkıyor. Sadece. Ya Zonguldaklılar bunu yapmıyor mu? Mümkün mü böyle bir şey? Ya ben denk gelmedim. Olmuyordu. Mesela arkadaşlarıma soruyorum, hani ben ısırdığınız bir şey ısırdım mı? Yani yok yani, kimsenin öyle hatırladığı bir şey de yok. Çok zor değil mi ya bunu takip etmek? Evet zor. Benim için de zor. Bence etrafımdaki insanlar için de zor. Yok, hiç yani öğrendik, uyum sağlamaya çalıştık. Teşekkür ederim. Alışana kadar ya. Evet. Ayağa kalk şimdi, ben Ayşegül Yılmaz. Evet, biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Bugünkü sohbetimiz bu kadar. Katarsis kampta. Yani ben çok şey ne derler işte film zamanında işte geldik beraber oyun oynadık, çok eğlendim tabii, çok keyif aldım. Harikulade bir şeyiniz var, enerjiniz var. Bunu takdir etmek zaten bana düşmez. Yıllardır yaptığınız bir şey. Kaç yüz bölüm oldu bilmiyorum. Kaç bölüm oldu? 130'u çektik. En çok böyle oynadığınız, severek oynadığınız şeyi hatırlıyor musunuz? Benim Dilli Bebek'te İrfan diye bir karakterim var. Böyle çocukları biraz böyle şiddetli seven bir tipi oynuyorum. Her zaman da skecin finaline gelip böyle, hatta bebeklerden bir tanesi de Hilmi böyle. Onları böyle birazcık şiddetli sevme hoşuma gidiyordu yani. Peki hiç istemeden oynadığınız ne oldu? İyi yakaladık bunu yani. Peki sistem nasıl gidiyor? Kimse bilmiyor yani. Hani skeç geliyor. Distribüsyon neye göre yapılıyor? Sen bunu oynayacaksın. Reddettim. Ay ben bu skeçte kendimi göremedim falan, öyle bir şey var mı? Gösteriyorlar abi. Kendimi skeçte göremedim gösteriyorlar. Bak, devam diyorlar. Seyirci görür diyorlar. Sen devam et diyorlar. Bu cümle hiç bizden birinden çıkmamıştır ya. Bu skeçte kendimi göremiyorum, evet, falan. Yani sen hayırdır bu skeçte kendini göremedin. Ama bu şey değil. Bu bir şımarıklık değil ki ya. Bunu sürekli tekrarlarsın, bir şey yaparsın, bir şey ama ya kimi zaman insan kendini sahnede rahat hissetmeyebilir ya. Bu onun en doğal hakkıdır tabii. Öyle haklar var tabii. Ya daha çok bizde hani ikna yöntemiyle yaparsın. İşte orada şunu yaparsın. Şunu düşün mesela. Bir yönelim veriyorlar. Evet sana. Evet geliyor. Ya bir de çok kısa bir vaktimiz var bizim. Yani şey öyle deme lüksümüz mü yok? Evet ya da yani geçtikten sonra oynamasaydım keşke. O evet, kadar yani hızlı ki. Evet. Oynamışsın. Bizde şöyle oluyor. Bunun kastı ben değildim oluyor. Oynadıktan sonra. Keşke oynamasaydım. Peki skeç geldi. Sahneye çekime kadar ne kadar süre var? Bazen bir gün. Bazen saatler falan. Bazen saatler. Bazen 24 saat olmuyor bazen. Gece çok skeç yazıp oynadık. Yani cuma gece yazdık. Cumartesi akşam 8. Ya çok zor bir şey ya. Seyirci karşısında falan. Abi çok cehennem ya bazı anlar. Hele hele o anda onu oynamak istemiyorsan falan yani. İşte oynamak istememe değil de çalışmıyor skeç. Bazen o çok, evet. O çok şey oluyor. Böyle uzuyor, kimse gülmüyor. Ay, karşındaki de biliyor. O da böyle yani, çok can çekişiyor iki tarafta. Bir de o skeçe böyle sonradan gelip hani böyle hiçbir şey olmuyor yani böyle. Dördüncü dakikada öyle giren değil mi ya? Para ama yok yani. Normalde iyi gitse o falan alkışla girecek. Ama çok kötü giden bir skeci öyle o hate bile çıkmıyor yani. Ya böyle sahnede böyle can çekişenler böyle göz göze geliyorsun, hani anlıyorsun böyle yani yapma devam et yani devam et. Bitsin var yani. Bir de şey var bizde mesela, girecek olana şey diyor mesela, hacı bizim daha sen çok değil yapalım. Bu skeç sende diyor. Evet. Ben sende. Bir dakika falan böyle bir laf söyleyip çıkacağım. Diyor ki bu skeç sende diyor. Geçen sene ben Ömer'e demiştim yani böyle hiç güldürmüyor skeç. Ömer tuttu beni kolumdan. Kaldırıp bağıracak, bir şeyler yapacak. Çok belli. Tuttu. Lütfen yapma dedim. Hiç gerek yok.
Hırçım dedin sen ya. Ama öyle bireysel sıkıntıya düşmüyoruz. Yani skeç oynadık çıktık, hiç kimseden ben şöyle bir şey duymadım. Ya ben iyi değildim, ben kötü göründüm diye bir derdimiz olmuyor. Hakikaten ya ne yaptık be yani, gerçekten skecin içine ettik. Toplu bir şey o hakikaten. Ama yani oradaki güzel şeyler de öyle ya. Evet evet, bu yani hiç kimseden öyle bireysel bir şey duymadım. Yani. Ama şimdi burada bizi izleyen ekip, özellikle hani Babalı'daki ekip çok televizyon işlerini falan çok sıkı takip eden insanlar. Şeyi de farkında herkes ya, o kadar kolay değil ki. 5 skeç mi oynuyorsunuz? 6 skeç mi? 7. Yani 7 dediğin zaman 1000 tane skeç yapar birader. Yani 1000 tane skeci yaz, yönet. Ama insanlar da aptal değil herhalde, bunu anlıyorlardır yani. Bu bir mücadele yani, güldürme mücadelesi. Zor bir mücadele. Her hafta o kadar iyi çıkmayabiliyor o yüzden. Çıkmaz yani, abi, mümkün değil. İşte o da bizi de düşürüyor bazen. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim sana, bizi izleyen arkadaşlara da hani söylemiş olayım. Bir tane fıkran vardır. Her ortamda hani kahkaha alırsın. Ulan üst üste kahkaha almayabilirsin yani, ortam değiştirdiğinde aynı şaka bile çalışmayabilir yani. Gelen seyirci değişir, senin psikolojin değişir, hani rüzgar değişir, memleketin iklimi değişir. Ya biz de yıllardır aynı oyunu oynuyoruz. Memleket güllük gülistanlıkken her şey daha kolay olabiliyor. İki bomba patlıyor, oradan bir şey oluyor. Yani toplumsal ruhu şey oluyor bazen, insan çok aşağıya çekiliyor. Komik bir şey olsa da gülesi gelmiyor bazen yani. Tabii özellikle tiyatro ve komedi ya da gösteri sanatları buna çok sıkı maruz kalıyor. Yani anında reaksiyon gören bir şey yani. Hemen iptal oluyor. İlk hemen bizimki. Her şey iptal oluyor. Peki ne kadar oldu şey? CGH 2 başlayalım. 5. sezondayız. 5. sezondayız evet. Ama bir sezon yarım desek. Evet, 4,5. Televizyon öncesi bir sene yine Unique'de çıktık. Yine seyirciye, genelde bizim davetimiz. O günleri özlüyor musun? Evet. Evet. Hepimiz özlüyoruz. Daha rahat. Ve hoca demişti, o yüzden böyle şey oluyor. Bu soru gelince yani, televizyona çıkma için şu anda uğraşıyorsunuz ama en çok anacağınız ve en çok özleyeceğiniz zamanlar bu zamanlar demişti, öyle de oldu. Okul yılları gibi. Evet evet, çok. İnsan üniversite hayatını asla unutmaz ya. Ama dönme ihtimali de yok ya, bu bir yok. Süreç yani. Peki neydi oradaki mesele ki özlüyorsunuz? Ya daha böyle birbirimize daha kenetlenmiştik o zaman. Çünkü şey olacağını da bilmiyorduk bu arada. Yani bir televizyon programı olacak mı olmayacak mı onu da bilmiyorduk biz. Böyle hocaya izletelim falan dediler böyle bir ara. Hani beğenir mi falan diye. Hani öyle bir kaygımız da yoktu. Güzeldi yani, hani böyle yetiştirme şeyi de yoktu. Ağır ve sağlam adımlarla gidiyorduk. Tek oradaki mesele skeç güzel olacak mı yani. Skeç deneme gecesiydi aslında o gecenin adı. Skeç güzel olacak. Çok kötü skeçler de oynadık ama onda da işte Yılmaz Hoca orayı iyi topar yani. Biz böyle bir gece, çok kötü bir gece oynamıştık. Çıkıp gecenin sonunda Afrika'daki komedyenler için bir eylemdeydi çocuklar. Mizah durdurma eylemi yaptı çocuklar bugün dedi. O kadar rezildi ya. Çok kötüydü ya. Bir de hep o hocanın böyle çok arkadaşları, ünlü arkadaşları evet, gelir böyle. Ya. Mahcup, herkes, kimse, onlar sağa da gelip çık böyle. Sağa dön diyordu ya skecin ortasında. Ne? Sağa dön çık. Hani bu skeci hemen bitirelim. Oyuncular için en kötü seyirci oyuncudur. Kem gözle yani, oyuncunun oyuncuyu ettiğini kimse etmez yani. Bir de algıda da seçiyorlar ya. Algıda seçiyorlar mı, seviyorlar mı diyor, belli olmuyor yani. Çok acayip, kem gözü çok oluyor abi yani sahneye çıktığın zaman. Biz de şeyde, Tim Maslak'ta oynuyorduk her hafta 2000 kişiye. Ya 1998 kişiyle ilgin yok, gelen o iki tane oyuncu seni rahatsız etmeye başlar. Çok acayip bir şey. Şimdi bizi izleyen meslektaşlar da hani gömmesin etmesin filan falan ama eğer meslektaşsak onlar da anlar ne demek istediğimi, siz de anlıyorsunuz. Tuhaf bir şey var orada. Bizim okulda işte Metin Bilir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde işte şey lafı vardı. Hipokrat'ın meslektaşım kardeşimdir. Hoca da bunu yazar hani, meslektaş kardeştir. Hiç öyle olmuyor bizde ya. Bence öyle olmuyor. Yani Türkiye'de sürekli öküz altında buzağı aranıyor. Şimdi aramaya kalkarsan da bulursun. Peki Babalı izleyiciler için Safa'dan bir Aziz Yıldırım şarkısı. Şaka yapıyorum ha, sakın ya. Siz istiyorsunuz peki diye. Peki o zaman. Hakikaten bizi izleyenler şey gibi yani, hani kurt gibi ya, mevzuyu biliyorlar. Televizyonda iş yapan insanlar bir programa davet edildiğinde oradaki taklitler falan yaptırılıyor. Bu çok itici ve çok kötü bir şey yani.
O onu orada yapıyor, sahnede yapıyor, geçiyor gidiyor. Sonra soğuk bir stüdyoda şunu yap bunu yap deyince çok berbat oluyor yani. Tatsız oluyor ya. Çok sahnedeki tatsız gibi olmuyor yani. Ya mümkün bir yutkundu. Ya. Aynen. Ama yine de babalı izleyiciler. Hadi Bülent Ersoy. Şaka yapıyorum sakın Allah aşkına. diye diye. Bana bak, bak beni sinirlendirme diye. Gerek yok. Benim taklidim çok kötü ya. Mukallit olmak başka bir şey. Bizim Ceyhun çok mukallittir. Ceyhun Fersoy. Şoray acayip. Şoray Uzun. Evet. Evet ya. Ruh hastası. Bir de durduk yere o. Hani sette de arada da yapıyor ya. Hiç. Gerçekten ruh hastası yani. Safa da öyle bir şey buluyoruz. Sonra bir de onu sahnede yapıyor. Normal hayatımızda böyle köylü bir abi vardı. Yani normalde işte kamptayken bizde, işte skeç kampında küfürlü bir dayıyı şey yapıyordu. Böyle oynamaya başlamıştı yani. Bir tane toros var, onunla geziyoruz. Ondan sonra orada küfürlü bir amcaydı. Sonra sahnede oldu. Tahsin amca oldu. Yasin'e küfrederek başladım. Evet. Yasin'e buradan sevgiler. Ama Yasin de küfürü hak ediyordu. Şaka yapıyorum ya ama. Küfür gibi şeyler sansürleniyor ama onun dışında bu kadar özgür bir ortamda mizah yapmak nasıl bir duygu? Çok özgürüz. Sesi abi. Hangi birini yapalım diye düşünüyoruz. Peki nasıl olacak abi bu işler? Yani televizyon işinden bahsediyor. Ben şeyi de anlamıyorum hocam. Yani normal hani olaydan, durum, yönetim falan neyden kaynaklıysa ondan olan bir sansür de var. Bir de normal başka bir grup da mesela yani peyzaj mimarları odasından biz özür diledik. Oturup Kantinciler Federasyonu'ndan özür diledik. Bir tostun, yani skecin içinde bir tostun. Kim ne bok yediniz, ne terbiyesiz yaptınız. Lan insan peyzaj mimarı nasıl? Rehber öğretmenim. Onlardan özür de dilemedik daha büyük olay oldu. Hadi dile şimdi. Buradan bütün rehber öğretmenlerden özür diliyorum. Ya işini çok iyi yapan rehber öğretmenler de var. Biz aslında onların derdini anlatmak için skeç yaptık. Çok yanlış anlaşıldı. Ya kötü bir şeyi canlandırdığımızda sanıyorlar ki hepiniz kötüsünüz. Değil ya. Onu canlandırdığımız kişi kötü yapıyor işini. Ya Safa bunun hesabını vermek zorunda da değilsin de aslında hani, hani bakış açınla ne yapmak istiyorsan yaparsın normalde. Ya böyle sanki bir şeyleri anlatınca anlayacaklarmış gibi hissediyorum da o yüzden. İnşallah anlarsın. Provada yani çok şey yaşıyoruz ama. Bir şey işte doğaçlama bir şaka çıkıyor. Ona şimdi şey ya dersek evet, ona şey derler. Duyar kasanlar diye bir skeç yazmıştık. Ya evet ya. Kendi içimiz... Buna duyar kasarlar deyip. Evet, sürekli. Skecin yarısı gitti kendi içimizde. Kendi içimizde duyar kasıp yok ettik skeci yani. Falan. Bunu dersek ama o taraf duyar kasar deyip böyle. İşte buna da otosansür deniyor. Evet. Evet bizde gelişti o. O da nefes almamanın için çok acayip bir şey ya. İşte ekip arkadaşlarımla beraber 600 ya da 700 bölüm kadın erkek yarışması yaptık. Dörder çiftten bir hesap yapmıştık ya. 2400-2500 çiftle falan yarıştık. Kadın var. Erkek var, evlilik var ve cinsellik yok. Hiç konuşmadık ya. Hiç. Ya bizim konuşacağımız cinsellikten ne olur Allah aşkına? Yani prime time'da hani ne konuşabilirsin yani? Ama bu da bir parçası ya. Hani bunun bir sinkafı var, böyle bir şey. Abi asla zinhar yani. Mümkün değil ya. Kadın erkek meselesi olur da nasıl olmaz yani? Eşiniz kaç saniyede diyor. Bak ama hiç olmazsa birilerinin aklına getiriyormuşuz. Ben abi şeyde çalışıyordum. Üç adam programı vardı ya. Talk evet. Show. İşte Eser abinin işte Oğuzhan hepsini söylüyor. İbrahim Büyükak. Ben çok selamlar. İşte duyar kasma. Ama Eser'le Oğuzhan'ın soyadını söylemedi. Gelir bak Eser Yenenler, Oğuzhan, Koç, İbrahim Büyükak'a çok sevgiler saygılar. Oğuzhan'dan sonra da bir yaptın dur bakalım yani hatırlamıyor olabilir. Soyadını bir türlü şey yapamadım. Bize konuk geldi Cem Yılmaz. Biz de şöyle bir şey bulduk hani. Dedik ki bu insanlara biz soru soralım ama soruyu vermeyelim yani görünürde. İnsanların sadece cevaplarını alalım. Cem Yılmaz da soruyu tahmin etmeye çalışsın yaptık. Mesela cevaplar şöyle. Abi 15 santim vardır diyor mesela tamam mı? İşte 20 santim vardır diyor. İşte 35 santimdir diyor. Diyor ki 35 küçük olur diyor bir tanesi. İşte küçüktür diyor öyle olmaz diyor. Daha işte küçüktür bilmem ne. Böyle bir şey yaptık mesela. Ayak işte santimetresi kaç santimdir diye sormuştu. Soru bu. Tahmin etmeye çalıştık falan. Şimdi muhtemelen öyle bir şey yapamazsın yani. Durum buraya geldi. Durum buraya geldi. Dayı gibi muhabbeti bağladı ya. Yok Safacığım asla yapamazsın. Durum buraya geldi ya.
Bizim Geçmiş Aile dizisi vardı. Belki denk gelmişsinizdir. Şu anda Geniş Aile'den bir 5 dakika falan yayınlanamaz yani. Değil 136 evet. bölüm yani. Bir bölümde Cevahir'le Bilal, yok Bilal'le şey, yancısı bir şekilde dayak yemeleri gerekiyor yani. Senaryo böyle, hatırlamıyorum ne oldu ama dayak yemeleri lazım. Böyle Yavuz, böyle 3 tane eleman geçiyor böyle sokakta, işte alo falan diyorlar. Yani bir şey söyleyecekler ki dayak yesinler. Dönüyor, ne var lan diyor, bana bak diyor ya, siz dibinizi dövdürüyormuşsunuz diyor. Şimdi o seni diyor. Yok yok, asla yayınlanmıyor. Olmaz. Peki bir şey soracağım. Nereye gidecek sizce böyle? Yani nereye gider, ne olacak? Şimdi dijital platform, YouTube, alternatif bütün yayınlar. Nerede şaka yapılacak? Ki mizahı, şakası bu kadar kuvvetli bir ülke yani. Bu şey var ya, duyar kasma meselesi gerçekten yurt dışında da bayağı bir olay. Hatta böyle ben bir BBC'nin belgeselini izlemiştim. Yayın evleri duyarcı almaya başlamış. Yani bu kitap çıktığında nasıl duyar yeriz diye. Hmm. Onun böyle bayağı çalışan, maaşlı çalışan kitabı okuyup bunun burasına duyar yerler, bunun burasına duyar kasarlar falan gibi. Çünkü Instagram'dan da yaptığımda ben bazen böyle işte bir dakikalık şeyler çekip koyuyorum. İlla onun altına da söven oluyor. Ama yani kimse sövmesin diye bir şey zaten yapmam mümkün evet. değil. Mesela benim çok böyle hayranlıkla takip ettiğim, yani Cem Yılmaz'a duyar kasılacak ne var ki yani? Ya duyar kasmayı artık marifet sayıyor insanlar evet. ya. Öyle var de, oluyor. Bir de şey yani. bir mizah şeyi var ya, agresif mizah mıydı neydi o? Ofansif özür diliyorum yani. Ofansif agresyon biraz da tahrik etti belki şey yapanları. Yani ben mesela Cem Yılmaz'ı çok büyük hayranlıkla takip ediyorum. Müthiş bir iş yapıyor ve zaten onu takdir etmek bana düşmez yani. Ona da artık duyar kasmıyor yani, ne bileyim. Ya abi bazı insanlar açık aramak için izliyorlar. Örnek vereceğim, mesela bir story atıyorsun. Senin story'de söylediğin şeye, işte anlattığın şeye hiç bakmadan atıyorum oturduğun. oturduğun gayet ciddi bir mesele konuşuyorduk. oturduğun masadaki masaya da oturulmaz. İşte masadaki işte yiyeceklere, içeceklere bakıyorlar. Hani ya nereden baba. Hiç ciddiye konuya giremez insan. Osurduğun. Şimdi buna dediler, otura 15 dakika güldüler diye. Evet evet. Kesin bundan da duyar diyeceğiz. Ben bu sohbeti olgunlaştırır zannediyordum ama hiç. Ne anlatacaktın ya? Nerede kalmıştık? Masadaki şeylere takılıyorlar. Ya yediğine, masada ne var ona bakıyorlar. Yani nereden nasıl işte ben buna bir laf sokarım. Yani onu sevmediği bir şey görmesi yeterli yani duyar kasması için. Bir de şu an bence daha çok duyuyoruz. Yani normalde şimdi tabii. herkes fikrini bir yere... İletişim çok kuvvetli şimdi. Evet, çok şimdi daha ya. Rahat şey yapabiliyor. Önceden televizyonda izliyordu adam. Yani Rütü'ye bile şikayet etmek için Rütü'nün telefon numarasını bilmen gerekiyordu. Şimdi... İstediğin yere, istediğin şekilde şikayet edebiliyorsun. Ama şey, magazin dünyası vardı ya hani, oradan magazin de bitti ya, çünkü artık ünlülerin ya da insanların nereye gittiğini takip etmek için magazine ihtiyaç yok. Instagram var. Instagram hesabından sana direkt mesaj yazabiliyor artık. Evet. Bunun çok pozitif tarafları da var. Daha yeni yakın işte filmle ilgili tanımadığım etmediğim insanlardan müthiş geri dönüşler de alıyorsun. Fakat çok affedersin, herkesten özür dilerim. Sikko 1000 tane de şey var ama bu sen ben olduğumuz için değil, bu herkese ait bir şey aslında yani. Ben sadece... İşte bu televizyondaki az önce şakasını yaptığımız Geniş Aile öyleydi, ardından böyle geldi, şimdi hiçbir şey konuşamaz ve belki de hani skeçleri ortadan kaldıran, yarısını çöpe attıran meşhur şey vardı ya, deve kuşu kabarede, minik 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 kelebek minik kelebek, ya o noktaya geri döndük ya da belki de o noktadan hiç ilerlememiştik, bilmiyorum. Bence bunu... ilerlememişiz. Eski skeçlerde de böyle sansürle ilgili ilk ekibin de var sansürle ilgili evet. skeci evet. bizim ÇG'nin. Biz mesela o kadar sansürle ilgili skeç yapıp o kadar yapamamıştık mesela. Sansüre bir şey yapamadığımız bir skeç olmuştu. Oynayamadık. Sansür skecini sonradan oynadık. İlk önce oynayamadık. Sansür skeci sansürlendi. Evet. Çok tartışıldı ya. Tam Levent Kırca skeci evet. işte bu ya. Sansür... Ama bak Levent Kırca nasıl yapıyormuş ya. Nasıl oluyormuş? Hepiniz seyrettiniz hepiniz. Evet evet. İnanılmaz. Yani esnasında ne kadar kıymetli olduğunu belki de yeterince fark etmemiştik yani. Şimdi geriye dön. Hala bütün skeçleri çalışıyor. Evet. Çalışıyor. Ya evrensel bir şey, zamansız bir şey yaptı ya. Çok. O bir zamansızlık da biraz ülkenin
durumundan da kaynaklandı herhalde. Ya tabii ülke ki bir yere gitmedi. İşinizi yapmaya çalışan insan. Tabii ki bir yere giden ülkelerde. Ya benim o ülkelerde arkadaşlarım da var. O ülkelerde yaşayan arkadaşlarım da var. Gördünüz mü? Ya ülkemizde bazı yerlere giden illerimiz var ama. Yok, kabul edelim ki hani kültür olarak efendime söyleyeyim bir erozyon var. Ya bugün sen ağzını açtığında o ne der, bu ne der, al sana el alem ne der, mahalle baskısı vesaire vesaire gibi şeyler. Özellikle aksiliklerden beslenen bir iş mizah. Ve bu aksilikleri söyleyememeye başladıkça. Tekrar. Öyle. İşte sürekli. Şimdi kafası yanacak evet, mı? Ödüm kopuyor ya. Evet, duman bazen sanki oradan geliyormuş. Ama yok, yanmadı da. Ha, taşa yani koydu herhalde kafası. Herhalde yansa çeker kafası. Evet, evet. Ya insanlar, ne kadar ciddi burası. Ya insanlar beğenmedikleri şeyleri söylemeye bayılır oldu abi. Yani mesela ben düşünüyorum, bir şey beğenmesem ilgilenmem mesela. Yani. Beğenmiyorsam uzaklaşırım. Bu böyle terse döndü yani. Beğenmediğine yönelme var. Beğenmemek de biraz cool da oldu. Evet, evet. Buna gülen çocuğu falan gibi yorumlar var yani. Bayağı ağır yorumlar yani. Bu yüzden bunu kullandım. Bu yüzden... Boşuna değil abi. Oğlum bu nasıl bir cümle lan? Vallahi ekşi de mekşi de var. Gerçekten yani buna gülen bayağı yani açık açık böyle sövüyorlar yani. Bu kadar aptal mısınız siz? Gerizekalıdır buna gülen. Ya gülmüyorsan gülme. Buna illa biri gülüyor. Gülme, ilgilenme. He. Yani ben öyle yapıyorum ve çok rahatım. Kimseye de küfür etmek zorunda kalmıyorum. Ama oradaki negatif şey herhalde birazcık cevap almak için biraz varlık problemi. Varlığını hissetmek için bir iletişim. Sen ne tatlısın dediğinde ona dönmüyorsun. Sen ne da**sın dediğinde sensin da**. Falan diye hani öyle bir iletişim başlıyor yani. Tuhaf bir varlık sebebi olabilir. İnsan böyle beğenmediği şeye beğeni bekliyor yani. Böyle garip bir paradoks oldu yani. Instagram'da oluyor ya, mesaj gerçekten geliyor. Ben beğenmedim, beni beğenin. Beğenin. Kötü bir falan mesaj böyle geliyor. Atıyorum ona sinirlenip cevap verirsen. Abla özür dilerim, ben şey okudun mu ya sen? Abla ben seni çok seviyorum, ben aslında öyle demek istemedim gibi bir cevap da gelebiliyor. Evet. Ya ben şunu gördüm, adam yazıyor abi, çocuk yani adam değil. Safa abi yazıyor, mesela görmemişim, bayağı birikmiş. Altında şey yazıyor. Safa abi nasılsın? Abi niye cevap vermiyorsun? Ulan bu akış o kadar tanıdık geldik. Sonra ben ilk zamanlarda yazıyordum. Diyordum ki kardeşim niye küfür ediyorsun bana ya diyorum hani. Yani ben senin yazdığını görmemişim. Yeni görmüşüm. Niye böyle bir şey yazıyorsun diyorum. Çünkü abi seni çok seviyorum. Hemen Uğur demiş. Sizde şeyde mayın tarlasında yani iki kuruş kahkaha almak için affedersiniz götünüzü yırtıyoruz ya. Çok önemli bir şey yani. Bunu söylemek de bana düşmez. Sakın yanlış anlamayın. Estağfurullah. Ama ben bunları özellikle tekrar tekrar konuşmak istiyorum ki eğer sesim geliyorsa bizi izleyen arkadaşlara vallahi bunun altını çizmek istiyorum yani. Onu bak bulmuşsun. Bak burada 6 tane genç insan var yani. Pamuklara sarmak gerekiyor. Ya kusursuz kim var ki? Lan hani şey var ya, ilk taşı en günahsız olanıza. Ulan böyle bir dünya yok yani. Zaafınla, terbiyenle, terbiyesizliğinle, kaçağınla, göçeğinle, becerebildiğinle, beceremediğinle buradasın. Ama yapmaya çalıştığın şey insanın yüzünde bir tebessüm, bir kahkaha. Bu kolay bir şey değil ki. Gerçekten çok zor. Ya ben abi şahsen kendim, yani gerçi ekipte arkadaşların hiç arasında da konuşuyoruz da, seninle tanıştığım için de çok mutluyum abi gerçekten. Yani, hah ya ulan ben konuyorum ya. Yani biz gerçekten kendi aramızda da konuşuyoruz. İyi ki gelmişsin, iyi ki de tanışmışız ya vallahi. Evet. Güzel oldu benim için de. Abi heyecanlandım ben de hani şey anksiyete şeyinde değil ama zor bir şey. Benim için çok iyi bir deneyimdi yani. Güldürebilmek başka bir şey. Ama bu vahşi ortamda kanal senin bir kocan, yapım şirketi bir kocan. Siz bunları söyleyemezsiniz. Ben çok rahatlıkla şu anda söylerim. Onaylamanıza bile gerek yok. O karışıyor, Beriki karışıyor. Kanal patronu, onun yanındaki Beriki, onu kes, onu yap. Senarist, yapımcı filan falan. O bir ısırık, o bir ısırık. Lan karpuz kabuğu kalıyor geliyor. Ondan da gemi yapmaya çalışıyorsun yani. Halbuki karpuzun göbeği var yani. En lezzetli yeri var yani. Bütün hepsini ısırıyor. Geriye bir kabuk kalıyor. O yüzden çok zor iş. Götü yiyen yapsın. O kadar net ki hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten öyle ya. Götü yiyen yapsın ya. Kendi yazsın, kendi oynasın. Abi sen de götü yemiyorsan sen de yapma falan diye de gelebilir yani. Kesin bir tane gelir canım. Ya
Yok yok, takılmayın yavrum onlara hiç. Yok ya, evet şey hiç yani alıştık. Ben ama ben yani içinde olduktan sonra bütün komedi işlerine ben de o sizin ön yargı tamamen gitti. Bayağı oturup nerede ne şaka var, nasıl yapılmaya başlanmış, nasıl buradan tutmuş ya da tutmasının sebebi ne ya da tutmamasının sebebi ne falan onlara bakmaya başladım yani. Provada geberdiğin yere yani çok gülersin, seyirci suratına bakmaz. Provada şu üstünden geçersin, seyirci kahkaha atar, ara alkış yapar, niye güldüğünü anlamazsın yani. Yasir'in bir taklası geldi şimdi aklıma böyle deyince. Çok güldük provalarda. Doğaçlama çıktı o hareket. Ölüyoruz gülmekten, prova alamıyoruz ya. Böyle birbirimize baktıkça gülüyoruz. Sonra dedik seyirci burada, tamam alkış kıyandı. Zaten burada bir ara alkış gelir. Yasir takla attı. Ya o an da çok saçma. Ve alkışı da bekledi bir tık. O anlarda bana bir gülme geliyor işte. Yani böyle burada kesin gülme, alkış gelir deyip gelmeyen yerlerde... Abi benim dalağım acayip gevşektir yani sahnede ben gülerim hiç. Orada mesela gülüyor muydunuz? Nerede? Yani yaparsın aşkım da. Birbiriyle gerçekten kavga ediyordu değil mi çiftler? Ediyor. Şimdi mikrofon var ağzında, işte hepsinde var, sekizinde de var. Ara veriyoruz. Ara verince mikrofon kapanmıyor. Karadenizli. İki tane ya, yarışmacım var. Mükemmel de onunla. Bir denge barı oynuyoruz. Denge barı da birkaç aşamalı böyle... Şu kalınlıkta bir şey var, bar var. Onun üstünde dengede duruyor. İlk düşen kaybediyor. Bir yarışmacımın şeyi vardı, ses kaydı vardı bizde. Bir ara bizim WhatsApp'ta birbirimize sürekli gönderiyorduk şey yaptı. Niye abayım amına koyayım ya? Çakıldı kaldı oraya şerefini siktir oğlum diye. Öyleydi değil mi? Biz de WhatsApp'ta çok dönüyorduk. En son bir 30 araba var elimizde ve teslim edeceğiz. Metin geliyor karısıyla, sen geliyorsun karında, o geliyor karısıyla, işte o kocasıyla her neyse. Ve noterde imzalar atılıyor ve araba kanunen birisinin üstüne olabiliyor. Eğer şirket değilsen. Bizim Fırat notere gidiyor, elinde böyle evraklar, muameleci gibi. Herkes imzasını atıyor, geriye kalıyor bir tane çift. Onlar da diyorlar ki, araba benim üstüm olacak diyor Fırat Bey. Fırat tabii diyor. Ötekisi de diyor ki hayır Fırat Bey benim üstüm olacak. Karı kocalar, evliler kavga etmeye başlıyorlar. Benim üstüne, senin üstüne, benim üstüne, benim üstüne filan falan. Fırat da kenarda bekliyor. Uzaklaşıyorlar ondan. Ondan sonra geri geliyorlar. Diyorlar ki biz şu anda almıyoruz arabayı. Daha sonra tekrar görüşeceğiz filan. Gidiyorlar. Sonra haberi geliyor. Boşanmışlar. Araba bizde kaldı. ama sonra vereceğiz işte ya, verdik ya da verdik mi? Ha, mahkeme kararı, anlaştılar. Kime gitti peki? Ben de çok merak ettim de soramadım. Ulan hiç merak etmedim bunu ya. Ben merak ettim ya. Bunu öğrenebilir miyiz? Bugün tabii şey, bu kampla Babala Kamp serisinin ne oldu? Dördüncüsü mü olmuş oldu? Solo kamp hariçte üçüncüsü olmuş oldu. Daha kalabalık bir kamp herhalde yapmam. Yani çünkü gerek tesis bakımından gerekse lojistik bakımından şey oldu ama biz burayı tasarlarken lan çocuklar gelir gideriz falan hep Hababam geldi aklımıza. İnanılmaz bir sihir değil mi ya? Bak kaç hepimiz kaç kere seyrettik ya. Müthiş. Yine de bir, izleriz. Ya müthiş bir hikaye. Bugünkü menü de Hababam menüsü. İşte özellikle patates yemeği çünkü okul müdürü... ya şey kaç para biliyor musunuz Mahmut Bey falan diye şey, tüccar bir adam işte ondan sonra patates üzerindeki içindeki et o yüzden o kadar az. Vallahi güzel kılıf bulmuşsunuz yani eti az koyarak. Babacığım bu bir konsept yani. Türk sinemasına buradan tamam. Bir babam yedik. Olarak bir gönderme. Hem yedik hem yedik. Ya Safa'ya daha böyle etli bir şey. Yok abi gerçekten söylüyorum çok lezzetliydi çok, ya. Evet. Ha siktir lafı söyledikten sonra. Yemin ediyorum çok lezzetliydi ya. Bunun havasından mı yoksa İkinci tababını yedin ya sen. Evet ben ikinci tabağı yedim. Hababam'da ikinci tabak yok. Yok. Afiyet olsun. Ahmet. Sen de kalıyor. Sensin çarıklı. Öyle başladı. Bana mı dedin? Sana. Hepinize. O zaman dur ya küçük şey bir hediye hazırladık da. Sonra hani kılıfına uydurdu filan götünden bir şey uydurma. Pezemek. Et var mı et hediyede?
olacak. Ayşegül şu olduğunu bir şöyle keşke şey yap. Bütün kamp Ayşegül'ü takip eden bir kamera olsaydı. Evet ya. Niye? Gerçekten. Neyi? Ayşegül'ü takip eden bir kamera. Kamera böyle. Niye var ya? Bak. Gerçekten. Yani bütün kamptan böyle geldi, oturdu bir ateşin başına. Bir iş yapıyormuş gibi de şu yaptı. Bir sopayla. Yapmadın mı ya? Ne yaptı? Yaptın yap. Patates soydu bu kız. Evet, soydum ya patatesi. Sandalyeleri açtı. Aa. Açtım var. Görüntülerim var. Ay bunu kuracağız mı bir de? Ne olduğunu anlamadım. Daha önce ne olur hep? Ya buna da bir şey yapayım. Bu ne ya? Hiçbir parçası eşit de değil. Esnek değil ya. Esnek değil. Tamam önce çıkar. Tövbe estağfurullah. Sandalyeymiş. İlk etapta sandalyeyi anlamamış olabilirim ama. Acaba ne olabilir? Kardeşim oynama ateşle ya. Şimdi konseptle alakalı mı? Ha babamla evet. Mı? Evet. Tereyağı. Vardı ya. Patates püresi. Püre. Patates püresi. Kayseri'den geliyor değil mi? Sonra dolabı atıyor. Zil mi? Efendim? Zil mi? No. Hafize Ana'nın zili. Zil değildir. Hafize Ana değil. Zil. Zil değil. Böyle havam sınıfı. Harita falan mı sınıftaki? Bir dakika. Konseptimiz havam sınıfı ama havam sınıfı kampta gibi düşünün. Kamptadan mı? Oradan mı düşüneceğiz? İkrem Bey'i at kaçırdı. Bilmem. At mı? İkrem Bey'i at kaçırdı. Şey mi? İzci kıyafeti. Evet. İzci kıyafeti gibi bir şey olabilir belki. Bu arada Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Şevki Topos diye. Ben bu yaz neredeydim? Bilmem neredeydim. Olur mu canım? Kürt bastısı daha iyi. Valla. Bildik. Ya çok ya, çok tatlı. Çok güzelmiş. Sabah ya, birimiz derede güzel. Bulacak mı kendini uyurken peki? İğne kovası. Elden ele birer tane ver. Çok iyi olduk çok ya. Çok mutlu oldum böyle bir şey olduğu için. Bu arada bir olduk sanki. Evet. Evet zorlasan olacak ya. Allah Allah. Hayret. Hayret. Allah rahmet eylesin. Şey var ya. Hatırladığım kadarıyla bütün iş konsantre. Ya ekip bu arada şey de aldı dur hadi. Yani bu şakasını yapamayız. Sahte olur. Ama getireyim de şakayı göstereyim. Bu da kampta kızlara yaptıkları şaka biliyorsun. Ya öf ya. Şey açıyorlar kuru kafa çıkıyor filan. Bir de bundan biz değil de başkaları daha çok korkabilir. Ne alakası var bana bakıyorsun Ezgi? Var mı öyle şeyin? Var. Korku hikayeleri falan filan asla. Korkmaktan korkuyor. Söylesene sen. Acayip hikaye var neyse. Peki hababamla ilgili birkaç tane... Bilgi yarışmasına katılıyorlar ya. Şöyle bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Oradaki ilk soru şu. 1 mil kaç metredir? Bilen var mı aranızda? 1.6 diyeyim ben. 1.67. 1.70. 1.28. 1.72. 1.73 benim. 1.6. Oha bugün ben biliyorum bir şey yapayım. Ayrıca 1 mil 5820 ayak, 1 mil karede 2590 kilometre karedir. Yukarıdan bilgi geldikçe şımarıyorlar ya. Kafi mi diyordu orada şey diyordu. Kafi. Fazla bilgi göz çıkarmaz diyor. Peki yeni soru geliyor. İbrahim Müteferrika kimdir?
ne yapmıştır? Matbaa. İlk Türk matbaasıdır. İlk matbaayı o getirmiştir. Yalova'da kağıt fabrikası kurmuştur. Öte yandan Türklere sığınmak isteyen Macar kralı Raçoni'nin tercümanlığını yapmıştır. Şimdi bağlantının kesildiği soru var bak. X ışınlarının diğer adı nedir? Kim tarafından bulunmuştur? Şaban cevaplıyor. Röntgen insanın içini gösteren bir alettir. Bir de röntgencilik var tabii. Röntgen, bol miktarda röntgenci vardır tabii. Sonra kızlara soruyorlar. Sema nedir? Mevlevi dervişlerinin dönerek yaptıkları ayindir. Doğru. Böyle tonluyordu. Zahire Cumhurbaşkanı. Ne bakıyordun? Ben miyim? Ya mükemmel bir, ya mükemmel bir replik ya. Ne bakıyorsun Zahire Cumhurbaşkanı? Bir de mahcupluk da var orada, bilememenin mahcupluk. Zahire Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Clay'dir. Evet, Clay. Hipnotizma nedir? Hipnotizma insanları telkinle uyutma sanatıdırın üzerine efsanevi laf geliyor. Oraya bir 10 puan daha yazmanızı isterim. Sonra yangın çıkıyor. Evet. İki polis itfaiye arabası şu anda müdahaleye gidiyorlar. Ne diyorsun yavrum? Meşhur müfettiş kim? Hababam Şevki Topuz. Hüseyin Şevki Topuz. Müfettiş soruları var. İlk halife kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Peki İstanbul hangi tarihte fethedildi? Anam. Vatan bizim neyimiz? Kanuni Sultan Süleyman. İmparator Nero. Ne diyor bu? Vallahi Şaban ne diyorsa doğru söylüyor. Peki Şener Şen'in otları tanıttığı bir sahne var, hatırlıyor musunuz? Evet. A, B, C, D. E, B, G. Öyle şey diyordu birisi. Kemal Sunal diyordu. Maşallah bitki değil, alfabe mi diyordu, bir şey diyordu. Ekrem Bey nerede? At kaçırdı. Ekrem Bey at mı kaçırdı? Hayır, at Ekrem Bey'i kaçırdı. At kaçırdı. Ya kampa müfettişin gelmesi de çok iyi. Niye gelirim ki kampa müfettişine? Senaryo gereği. Biri gelmeli, biri gelmeli. Geldiğinde de onun ya ne oluyor olması çok. O adamın sürekli delirip gitmesi. Ben bu sınıfa geldiğim zaman bana bir şey. Aman Mahmut Paşa. Aman. Paşa Mahmut. Paşa Mahmut. Yani... Dört nala geliyordu altılar. Çocuklar kaçırın, kaçırın. Ya çok güzel ya. En son ne zaman izledim hatırlamıyorum. Hayır, bak replikler aklımızda yani. Ama acayip abi ya işte yani bu... Ya bu müthiş bir şey ya. Ben dönünce izleyeceğim ya. Bir daha bir seyredeceğim ya. Gideceğim ya. Tabii çok şey oldu yani. Hababam ve bu karakterler. Baksana ya, burada 7 kişiyiz. Lan sıksan senaryoyu şurada tekrardan yazabiliriz neredeyse yani. Sahne sahne. Şey olmadı artık, o bir film değil artık yani. O başka bir şey yani. Mesela şunu biliyoruz ya, Hafize Ana elinde şeyle başlar yani. Tabii. Hmm. Aşağı iner. Ya çok iyi çekmişler tabii yani. Orada Ertem Eğilmez'in Arzu filmi, o duygu müthiş. Tünelin ucu bomboh bir yere çıkıyor. Tünelin ucu bomboh bir yere çıkıyor. Sen de mi kaçtın Mahmut Hoca? Bir de şeyli bölüm var. Edebiyat öğretmenine aşık oluyor ya. Semra Hoca. Semra Hoca ile sevişiyoruz da. Semra Hoca'nın elinden buna bir çan gönderiyorlar da. Buraya takıyordu koşa. Şaban, inek çanı olmaz. Yok ya. Abi siz talebe misiniz, amelisiniz? Tuncay abinin oradaki hikaye. Ay, sağ olanlara Allah uzun ömür versin. Amin. Amin. Aramızdan ayrılanlara da işte Allah rahmet eylesin yani. Amin. Ama bizde Savaş Dinçer'in Savaş Hoca'yı kaybettikten sonra kim söylediğini hatırlamıyorum ama hep şey lafı vardı. Bir insan ne zaman ölür? Bir insan adı en son anıldığında ölür diye bir laf var. Ben çok seviyorum bu tanımlamayı.
Şimdi yani ölümsüz oluyorlar yani konuşuldukça. Bir insan en son adı anıldığında ertesi gün ölüyor. Bir de yani böyle bir tanımlama varken hayattaki hırslarımız da bir tuhaf hale geliyor tabii yani. Çok komik değil mi ya? Senin yapacağın komediyi falan bütün hepsi şey çöp. Üç kuruş işte yani azıcık gülmeye çalışıyoruz yani. Bu ayıp bir şey mi yani bu? Bazen başarıyorsun, bazen başaramıyorsun. Bazen beceriyorsun, bazen beceremiyorsun yani. İnşallah adımız güzel anılarından oluruz. Çünkü şey de diyebilirler ya, onun yaptırmayacağım ben diye de öyle öldükten sonra ben. Burası Türkiye ya, şey kör ölür, badem gözlü olur, kel ölür, sırma saçlı olur. Hani öyle bir hikaye de var ama. Yani günün sonunda günlük olarak işte o sana abi, canım abi bilmem ne, senin ben bilmem ne diyen. Bunların aslında hepsi süzülüyor. Bir elek var. Bu elekten geçiyor ve hepsi karşılığında sen işini iyi yapmaya çalıştıkça bir saygıya dönüşüyor yani. Bu muhakkak dönüşecektir. Şimdi kimse kimseye ben sana saygı duyuyorum diye Instagram'dan mesaj yazmıyor. Şöyle düşün, sana yazılanlar neyse yazılmayanların tamamı belki sana saygı duyuyordur yani. Ben o yüzden sana saygı duyuyorum ya da böyle daha sevgi ya da normal cümle sorulara daha çok cevap veriyorum. Ya iki türlü. Bazen geriye sövesin gelir. İnsansın abi. Yani bazen sana yazar senin yapacağın işi. Sen de dersin ki asıl ben senin söyleyeceğin lafı dersin. Bazen de eyvallah kardeşim dersin. Hepimizin psikolojisi sabit değil ki. Hiç kimsenin ya. Onun da değil. Bugün de şey Şaban filmleri aşağılanırdı. Hakikaten iadeye itibar yapıldı. Tabii ki Şaban'a alternatif olarak söylemiyorum. Şimdi bin tane laf yemek istemiyorum. Uğraşamayacağım. Recep İvedik de öyle. Şimdi Şahan baba 7. filmi yaptı ve 6 evet. filmde Türkiye'de inanılmaz rekorlar kırdı, etti. Rekor rakamdan öte bir şey. Rekorun adı var. Yarın bir gün bir film gelir 8-9 milyon yapar, rekor kalmaz. Ama yarattığı etki değişmez ki. Kaç kere sonra izlendi? Baba yok böyle bir şey yani. Neredeyse bir iade-i itibar. Şimdi 7.sini yaptı, o da şeyde Disney Plus'ta ve çok iyi bir konu yapıyor. Serinin bence çok güzel bir film olmuş, ellerine sağlık. Biz şöyle bir şey, ufacık bir şey anlatayım size. Pervas yapımda asistan arıyoruz. Böyle executive asistan, yani böyle bir her şeyi çözecek bir asistan filan ve iş ilanı vermeye karar verdi. Nasıl birisi olsun, şöyle olsun, böyle olsun bilmem ne, hepimiz fikrimizi söylüyoruz, şöyle filan, çok uzuyor konu. Bir baktık ki bizim ilanımız ilan sitesindeki bütün ilanların aynısı olmuş. Esnek çalışma saatleri, seyahat engeli olmayan, takım çalışmasına uygun, ondan sonra presentable, işte ani kararlar verebilen vesaire vesaire. Abi laf seni oraya getiriyor yani, bir şekilde getirmiş yani. Ki bunun çok aksi bir şey yapmaya karar vererek yine oraya geldik biz. Sonra içimize sinmedi o ilan. En sonunda karım çok güzel bir cümleyle ilanı çok iyi toparladı. Finalde şöyle bir cümle koymuştu ve günün sonunda yaptığımız işin o kadar da önemli bir iş olmadığını birbirimize hatırlatabileceğimiz mesai arkadaşı arıyoruz. Çok güzel. Çok güzelmiş. Vallahi öyle. Yani esnasında biz hocalarımızdan öyle öğrendik. Yaparken dünyanın en önemli işiymiş gibi yapmak o mesleki namustur, mesleki onur. Her işte öyledir. Steve Jobs'un babasının dediği gibi yani sehpa yapıyorsan hani en görünmeyen tahtasını bile en iyi tahtadan yapacaksın. O bizim onurumuz. Sonuna kadar dünyanın en önemli işiymiş gibi yapacağız ama bittiği andan itibaren de bileceğiz ki o kadar da önemli değil. Yani çok güzel hareketler bunlar. Dünyanın en önemli projesi değil. Aynen. Yani Recep İvedik de dünyanın en önemli projesi değil ama yaparken dünyanın en önemli işi. İade itibarda Recep İvedik'in neden değerli olduğu ile ilgili şey yapmıştık. Herkes kötülemeyi onu bir ara şeydi ya, modaydı. Recep İvedik'e mi gülüyorsunuz yine bir şeydi. Evet ya. Orada da Yunus Hoca şey demişti ya, bu film rekor kırdı yani. Neden rekor kırdığına bir baktınız mı? Recep filme şöyle başlar yani, kahramandır. Adamın cüzdanı düşer. O cüzdanı Antalya'ya kadar götürmeye çalışır. Ama işte ona gülünce böyle entelektüel dünyandan vazgeçiyorsun. Bir de bir şey gülmemek ayrı. Gülenin kafasına sokayım demek ayrı bir şey yani. İkisinin evet. arasında büyük bir fark var. Kesinlikle ya. Sizin de şeyde yaptığınız işte başınıza gelen aslında öyle bir şey. Ben mesela Hilmi'ye gülmüyorum. Çünkü komik bir adam değil. Sakın yanlış anlama Hilmi. Ama Hilmi'ye gülenin de dersem
Yani kendi gülmüyor, kimsenin gülmesini de istemiyor yani. Takılmayın, ben boş verin. Ben beğenmiyorum deyip çekilebilirim. Ben gülmüyorum abi. Takılmayın, boş verin. Onun dışında peki, yani 4 yıllık, 5 yıllık hikayede en üzüldüğünüz... Ya bir Arif... Arif geldi Arif benim aklıma da. Olmuştu. Allah'tan şu an çok evet. İyi. Arif'in hastalığı sahne üzerindeki performansınızın ne kadar gereksiz bir şey olduğunu bildiren. Kesinlikle. Ne acayip bir şey ya. İnsanoğlu çok yavşağız abi. Şimdi cenazeye gidiyoruz. Allah uzun ömür versin. Benzetmek gibi olmasın. Şey diyorsun. Ya işte dünya boş abi. Orada böyle bir arınıyorsun yani. O kadar ama. Baba her şey boş ya. Vallahi bak rahmetli dün beraberdik. Bugün burada filan diyorsun. Baba oradan çıkıyorsun. 24 saat sonra vapur açıp yetişmeye çalışıyorsun yani. Çok acayip bir hikaye. Evet. Yani o kafada kalsan da olmuyor çünkü. O kadar her şeyi boşlasan. Olmuyor mu acaba? Olur mu ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Kamptayız ya mesela. Artık burada olsak ya. Gitmesek. Şaka lan şaka. Gideriz. Çünkü bir takım hijyen problemleri var. Değil mi kız? Bu böyle gitmez ya. Yani. Ama çok zor olmadı ya. Yani korktuğumuz gibi olmadı. Yok asla. Ben ama bugün havada biraz şey oldu. Bize sanki. Bir oradan çıkarken bir korkuttu. Yolda bir iyice bir şaşırttı falan. Neler oluyor derken güneş açtı. Çok da güzel oldu. Vallahi bana her kamp her zaman şey geliyor, iyi geliyor yani. Şu ateş, ses, sessizlik. Allah'ım yarabbim delireceğim bunlara. Bunlar delireceğim. Evet ya çok tatlılar bu. Şimdi kardeşlik ya. Ya bu kadar sıcak. Patileri de ama yanacak ya. Patin. Yanmıyorlar. Galiba kardeş onlar değil mi? Koymuş koymuş. Külün içine sen götünü yer, şunlar senden daha tatlı yani öyle söyleyeyim. Evet ya. Ya kendinden bahsediyorum yani sakın yanlış anlamayın. Şu an hepimizden var. En tatlımız Hilmi. Ben zaten üstüme alınmadım diye. Ya ben daha çok tatlı olduklarını düşünmüyorum yani. Aziz Yıldırım yapamıyorlardır. Yani kesinlikle. Yani abi teşekkür ederiz. Sana gerçekten bugün burada bize 5 çeşit yemek yaptın. Ya yani, başarılar oğlum ya. Olur mu öyle şey? Bizim için çok kıymetli. Skeç'te de yani biz birçok insanla skeç oynadık. Provalarda da çok tatlıydın. Yani ben seninle tanıştığım için gerçekten çok memnunum. Yakın çek Hilmi'yi. Hilmi gönülden söylüyorum. Evet ama bunu ekipçe konuştuk ya. Evet ya. Bu ne yaptınız? Nadir olur aramızda böyle sizi, konuk sizinle konuştuğumuz. Oynadıktan sonra ekipçe yani herkes skeç'te oynayan oynamayan herkes şey dedi yani. Hani izleyen de ne kadar rahattınız bizim için de. Çünkü konukla oynamak bir şeydir ya. Çok zor ya. Ya hiç işte onun zorluğunu hiç yaşatmadın abi. Evet ya. Bayağı. Ama ben de şimdi televizyonda çok iş yaptım ve çok konuk ağırladım ya. Onun ağzının içine bakıyorsun. Ona rahat ettirmeye çalışmaktan kendini rahat edemiyor. Gelen konuk pek sana rahat hissettirmeye çalışmaz yani. Genellikle kendi konforu üzerine. Çünkü orada da oğlum yeni bir yer, yeni herkes birbirine alışkın, ben de sonradan giriyorum diye bir çekince yaşadığı için kendini düşünür aslında yani. Birazcık öyle çok konuk ağırlamanın vermiş olduğu bir şey. Ya işte programların tuhaf bir tarafı var abi. Gittiğinde kimi zaman bunu zorla giydirmek isterler. Öyle olunca bundan tiksinirsin. Ben asla böyle çok sinirlenirim ya. Beni metazori bir şeye bıraktıkları zaman hiç hoşlanmıyorum yani. Az önce konuştuğumuz mesele yani. Evet abi. Evet. Yani seni oradaki skeçteki adam gibi kabul ediyor. Sen onu yapan oyuncusun yani. O oyuncuyu ağırlaman lazım. Neyse. Ya o da mesela seninle ilgilenmiyor zaten yani. Evet, sen öyle. Safa mısın işte? Batuhan mı geldi? Batuhan değil. Batuhan ne oynuyorsun sen orada? İrfan'dı değil mi? İrfan nasıl çıktı İrfan? Bir onun hikayesini bir alalım falan. Onunla ilgileniyor. Seninle ilgilenmiyor ki yani. Ama tabii siz işin şey tarafındasınız. Ne o? Skeç oynuyorsunuz ya da işte bu komedi tarafındasınız. Biz programcılık tarafında yani hem konuk olarak hem de bunu yapan insan o kadar acayip şeylerle karşılaştık ya. Saçma sapan yani. Gerçekten yani bu piyasada herhangi bir iş yapmak için çok çaba harcamaya gerek yok bence. Yani. Çünkü denizle gemi arasında bir ilişki var. Deniz yükselirse bütün gemiler yükselir. Deniz alçaksa istediği kadar büyük bir gemin olsun hiçbir boka yaramaz. Sen bu denizin mahsulüsün. Deniz bir çarpan. Sen ne olursan ol, eğer seni birle çarpıyorsa sen kendisindir. Sıfırla çarpıyorsa sıfırsındır, bir buçukla çarpıyorsa bir buçuksundur. Ne yaparsan yap yani. O anlamda ben hani
kendi kişisel sohbetlerimizde size söylediğim, hani bu çok güzel hareketler bunlar, iki abi bu ne kadar devam edecek? Oğlum elindeki diğer alternatif ne? Klasik büyüklerimizin bize bir önerisi vardır yani işte ev alma, ev satma filan falan. Yani bir şeyi satacaksan daha iyisini almak için sat. Ben bir işten ayrılmayı çok, abi çok kendimi tekrar ediyorum gibi bunalımların tamamını da pozitif olarak kabul ederek söylüyorum bunu. Bunlar da oyunun içinde. Bunlar da şımarıklık değil yani. Elbette var. İstemiyorum, yapmak istemiyorum. Ulan canım istemiyor ya. Herkesin canım istemiyorum, dükkan açmak istemiyorum diye. Hakkı var, senin yok mu yani? Öyle, olur mu öyle şey yani? Sadece yerine ne koyduğunla ilgili. Ne yapacağım baba yani işte bak 2025'den 26'ya geçerken ne yapıyorsun, neredesin yani? Onun hayali ne? Planın ne? Programın ne? Nasıl bir emeklilik planlıyorsun? Oğlum! Jonathan! Yapacağım ya. İki gurultu duydunuz mu? Ben bir tane ama çok ikna edici. Ya. İkinci ihtiyacım kalmadı, öyle bir şey değil. İşte o hırlı. Günaydın. Günaydın. Ben de bu gençlere dayıyorum patatesi, dayıyorum patatesi. Dün şey yetmedi, çay yetmeyince bugün çayı demlikte demleyip çünkü bu güruha hiçbir şey dayanmıyor. Sıcak bir çay hepimize iyi gelir. Girdiğim anda horlasana. Ne kadar sakat bir şey yap. Patatesli yumurta için yemektik. Teşekkürler Babala TV. Teşekkürler pervasız YouTube. Nasıl aldıysak öyle teslim etmemiz gibi yapmış. Öyle yakışır. Çok güzel de yaşar. Yani izleyince siz de göreceksiniz. Muhtemelen izlediler.
şu an sonu. Videonun sonunda. Nasıl çok güzeldi her şey. nasıldı ama dediğim kadar var değil mi? Mesaisine kalkmış pastancı gibi. Gel herkes biraz çırpsın şunu. Bu gerçekten çok özel bir zeytinyağı. Kes yumurtalar. Geliyor. Evet gençler. Sıraya geçelim. Ne oldu? Teşekkür ederim. Ay, özür dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi değil. Linç yememek için. Dur! 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 Nasıl görüyor musun? İletişimimiz var. Gel gel gel. Allah'ım size verince söz. Çık! Ne sakın. Ellerinize ben sağlık. Afiyet olsun. Hay. Of be. Of be. Getir. Getir. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Dur bunu. Bunu maalesef hep dayılar kovduğu için dayı taklidi yaparak kovuyorum. Onların frekansını yiyorum ve süper bir kamp oldu. Buradan sevgili eşime de selamlarımı gönderiyorum. Seni çok seviyorum Gamze. Benim için mükemmel bir kamptı. Yani eğer bundan sonraki kamplarım da İlker abinin bize sağladığı konfor gibi olacaksa ben bundan sonra bir kamp insanıyım. Valla çok güzel bir deneyimdi bizim için. Ben ilk defa kamp yapıyorum ve inanılmaz keyifliydi. İlker abiye buradan sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes çok horluyordu. Ben uyuyamadım. Buradan uyutmadığım insanlardan tek tek özür diliyorum. Mükemmel bir kamptı. Böyle bir konforlu kampı bize sağladığı için İlker abiye çok teşekkür ediyorum. Ya çok mutluyum. Uzun zamandır kamp videoları izliyorum hakikaten. Böyle bir merak sardım kendi içimde ama sadece video izliyordum. İlk kampım bilenle yapmak istiyordum. Vallahi Allah gönlüme göre verdi. Çok güzeldi, çok mutluydum. Ayrıca konsept çok güzeldi. Çok mutlu olduk. Hababam konsepti yaptığımız için de. O da bize sürpriz oldu. İyi ki geldik. İnşallah kamp hayatını devam ettireceğim ben. Ettiremedim. Ne çekiyormuş? Çantamla, emekli öğretmen çantamla birlikte. Vallahi çok eğlendik ya. Güzel oldu. Gelirken çok yorgundum. Dedim acaba yani gitmesem miydik, ne yapsam falan. İyi ki de gelmişim yani. Çok mutluyum. Bu imkanı sağladığı için pervasız yapımı. İlker Ayrık'a, İlker Ayrık'a, Serhat abiye çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar.
Babala TV'ye sevgiler, saygılar. Mahmut Hoca, Mahmut Hoca. Kampımızın en Mahmut Hocası'nı çağırıyor. Evet. Valla hem Mahmut Hoca olduk hem Badi Ekrem olduk. Yemek yaptık, hafizan olduk. İyi insan olmak zor bir sanat. Dolayısıyla iyi güzel insanlarla beraber vakit geçirmek çok keyifli. Babala Kamp serisinin en güzel kamplarından bir tanesi oldu. Çok değişik oldu, kalabalık oldu. Sevgili kardeşlerime çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz ve finalde Hafizan'la gibi yapalım.